Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Allah'ın aff ve mağfireti, rahmeti, bereketi, afiyeti üzerimize olsun inşallah. Ramazan ayından hakkıyla istifade edebilenlerden cümlemizi kılsın Yüce Allah. Malumunuz Ramazan ayının sonundayız. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluş olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ifade buyuruyor. Buna bizleri de inşallah Yüce Allah ilhak eylesin, dahil eylesin. Tabi Ramazan ayı Allah'ın rızasını kazanma kuşağıdır. Kazanma kuşağı idi. Ramazan ayı her öğesi, Ramazan'ın her öğesi böyle bir kazancı, sağlayıcı özelliktedir. Oruçlarımız, oruçlar tuttuk. Beş vakit namazlar, teravihler, dualar, zikirler, iftarlar, sahurlar, oruç fidyeleri, sadakayı fıtırlar, mukabeleler. Bu şekilde yoğun bir manevi iklimin sonundayız. Yüce Allah burada yaptığımız ibadetleri, bu ay içerisinde yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Kalıcı bir şekilde 11 aya da yayabilmeyi Yüce Allah cümlemize nasip eylesin. Tabi Ramazan ayı ile alakalı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Ramazan orucu ile alakalı şöyle bir ifadesi bulunuyor. وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Kim inanarak ve sevabını da Allah'tan bekleyerek Ramazan ayı orucunu tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Tabi kişi hastadır, rahatsızdır veyahut da yolcudur, oruç tutma imkanı yoktur. Bu kişiler muaftır. Bunun dışında Yüce Allah bu şekilde orucunu eda eden kardeşlerimizin, bizlerin oruçlarımızı inşallah kabul eylesin. Şimdi oruç ibadeti bize inşallah neleri kazandırdı? Oruç evvela kişiye şükür duygusu aşılar. Yüce Allah bize sayısız manada nimetler bahşetmiş. Ramazan ayı dışında oruçlu olmadığımız zamanlarda bu nimetlerin içerisinde yiyecek, giyecek veyahut da içecek manasıyla yüzüyoruz. Ancak bunlardan fazla bir farkındalığımız yok idi. Ama Ramazan ayında imsakla sahur arasında oruç tuttuğumuz zaman yeme içmenin bir büyük bir nimet olduğunu ve dünyamızda yeme içme imkanı bulamayan, 40 kanaat geçinen, hatta açlıktan ölen çocukların, insanların bulunduğunu bilerek bunun daha fazla farkında olarak veyahut da onlara yardım etme duygusunu daha fazla geliştirerek ve Allah'ın nimetlerine şükür düşüncelerinin yoğun olduğu bir iklim dilimini geride bıraktık. Aynı şekilde Ramazan ayı bir oruç ayı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam orucun insanı kötülüklerden koruduğunu ifade ediyor. Oruç kalkandır diyor. O halde diyor bir kimse oruçlu iken bir kişi kendisine sataşırsa ben oruçluyum desin diyor. Yani oruç ibadetinin bu şekilde insanları kötülükten alıkoyan bir özelliği var. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden anladığımız şekliyle, alimlerimizin ifade buyurduğu şekliyle oruç ibadeti nefsi terbiye eder, ruhu olgunlaştırır. Aynı şekilde oruç sabır ve irade eğitimi bizlere kazandırır. Mesela kişi yiyeceğe ulaşma imkanı var ama iradesi sayesinde, azmi sayesinde ne yapıyor? İradesini kontrol ediyor. Dolayısıyla sabır ediyor değerli müminler. Aynı şekilde oruç ibadeti ahlakımızı da güzelleştirir. İnsana iyi huylar kazandıran köklü bir irade terbiyesi ve ahlak eğitimidir oruç. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yine bir hadislerine buyuruyor. Men lem yada'a kavle zûri
vel amele bihi feleyse lillahi hacetun fi en yada'a da'amehu ve şerabehu. Kim diyor yalanı terk etmezse, yalanla iş yapmayı terk etmezse Allah'ın onun yemesini, içmesini terk etmesine hiçbir değer vermez, hiçbir ihtiyaç duymaz diyor. Demek ki oruç ibadeti de bizi kötü alışkanlıklardan, yanlış işlerden alıkor. Bu şekilde bir etkisi var. Aynı şekilde oruç ibadeti sağlığımızın korunmasına da vesile oluyor. Bugün günümüzde tıp dünyası orucun sağlığa faydalarından bahsediyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bundan 1400 küsur yıl önce sumu tasihhu diyor, yani oruç tutunuz, sıhhat bulunuz diyor. Dolayısıyla oruç ibadeti bu şekilde bize kazanımları var. Şimdi Ramazan ayı bitiyor. Ramazan ayından sonra Şevval ayı var. Şevval ayında da 6 gün oruç tutmak müstehaptır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu bize tavsiye ediyor. Dolayısıyla sağlığı, sıhhati yerinde olan, tutma imkanı olan kardeşlerimizi yine Şevval ayında da 6 gün inşallah oruç tutmaya çalışalım. Diğer zamanlarda her haftanın perşembe ve pazartesi günleri veyahut da her ayın hicri takvim itibariyle 13, 14, 15. günleri de yine oruç tutmamız tavsiye ediliyor. Yani Ramazan ayı bitmek üzere, 11 ayda da inşallah zaman zaman oruç tutabilmeyi Yüce Allah bizlere inşallah nasip eylesin. Orucun ruhumuzda, ahlakımızda kalıcı etkilerini de inşallah diğer zamanlarda 11 ay içerisinde bizlere inşallah kalıcı etkilerini de lütfetsin, göstersin inşallah. Değerli müminler, aynı zamanda Ramazan ayı, geride bırakmış olduğumuz Ramazan ayı bir Kur'an ayı. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yapılmıştır, indirilmiştir. Ayet-i Kerime bunu ifade buyuruyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'anü. Kur'an Ramazan ayında indirildi diyor Ayet-i Kerime'de. Yine Kadir Suresi'nde de bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirildiği ifade ediliyor. Yaklaşık olarak 23 sene içerisinde perdeypey, parça parça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapılmıştır? Kur'an indirilmiştir. Tabi hadis-i şeriflerde ve ayet-i kerimelerde Kur'an'a karşı görevlerimiz açısından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Yüce Allah bize tavsiye ediyor, emirlerde bulunuyor. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an okumakla alakalı şöyle buyuruyor. Muhakkak diyor kalpler demirin pas tuttuğu gibi pas tutar diyor. Sahabe Efendimiz soruyor, onun zırası nedir diyor. Ölümü çok anmak ve Kur'an okumak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Kur'an her daim, sadece Ramazan'a değil, Ramazan ayında mukabeleler okundu. Allah kabul etsin. Sadece Ramazan ayında değil, Ramazan dışında da Kur'an-ı Kerim'le aramızdaki bağımızı kesmeyelim. Aynı şekilde inşallah devam ettirmeye çalışalım. Eğer yüzünden okumasını bilmiyorsak, camilerimizde hocalarımız var. Hocalarımıza giderek Kur'an okumamızı, Kur'an öğrenmek istediğimizi söyleyelim. Onlar sizlere yardımcı olurlar. Ülkemizde Arapçasından, orijinalinden Kur'an okuyanların oranının %35'lerde olduğu ifade ediliyor. Daha fazla, daha yükseklere çıkması gerekiyor elbette. Eğer yüzünden, Arapçasından Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorsak, en azından Arapçasından, yüzünden Kur'an okuyabilmeyi kendimize bir amaç, bir gaye olarak görmeliyiz değerli müminler. Yine başka bir ayet-i kerimede Yüce Allah buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ O kimseler ki يَتْلُونَ الْكِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını okurlar. Allah'ın kitabını okurlar.
ve ekamus salate, namazı dosdoğru kılarlar. Dinimizde, ayet-i kerimelerde, hadislerde geçtiği zaman namaz kelimesi kame fiiliyle beraber kullanılıyor. Bu da bir işi sağlam yapmak. Yani namazla alakalı Yüce Allah ifade buyurduğu zaman namazı tadili erkana uyacak şekilde kılmamızı ne yapıyor? Bizlerden istiyor. Ve enfeku mimma rızaknahum sırran ve alaniye, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıklardan gizli ve aşikar Allah için harcarlar. Harcayan kişiler yercune ticareten len tebur. Yani asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler diyor Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıklardan gizli aşikar infak edenler, Allah rızası için verenler zarar etmeyecekleri bir iş, bir ticaret yaptı ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de Fatır suresinde Yüce Allah bizlere ifade ediyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an okumayı, Kur'an üzerinde düşünmeyi, Kur'an üzerinde ders yapmayı bize teşvik ediyor. Bir grup diyor, Allah'ın evlerinden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, ders çalışırlarsa üzerlerine sekinet iner, huzur iner, onlara rahmet kaplar ve melekler etraflarında kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların yanında anar diyor. Dolayısıyla Kur'an üzerinde okumak, anlamaya çalışmak, ders yapmamızı bizlerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? İstiyor değerli müminler. Aynı şekilde bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir diyor. Kur'an öğrenmek hangi aşamada başlar? Kur'an'ın lafzının okunabilmesiyle başlar. Manasıdır, anlamıdır, tefsiridir, çeşitli incelikleridir, hikmetleridir. Neyse, Kur'an geniş bir hazinedir. Her derde deva olan bir hazinedir. Her derdin devası bulunan bir eczanedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tabi öğrenmek açısından sınırı olmadığı ifade edilmektedir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri de Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı da hayra sarf eden, bu malla beraber hayır yapan kimse olarak ifade ediyor. Dolayısıyla burada da bu hadiste de yine Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışan, meşgul olan olmamızı ne yapıyor? Bizlerden istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Yine Mehmet Akif Ersoy'un bir tası var malumunuz. Şöyle diyor, bizim toplum olarak Kur'an'la alakalı münasebetlerimiz açısından bir eleştirisi var İstiklal Marşı şairimizin. Ya açarız Nazmi Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına, inmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için diyor. Yani Kur'an'ı sahabe efendilerimiz de ne yapıyordu? Okuyordu, anlıyordu, hayata tatbik ediyordu. Dolayısıyla bizler de inşallah Ramazan ayının sonunda, bitiminde Kur'an okumalarımızı, Kur'an'la alakalı münasebetlerimizi inşallah 11 aya yayacak şekilde, aynı şekilde inşallah devam etmeye, namazlarda okuduğumuz Fatiha okuyoruz namazlarımızda, Zamm-ı Sure dediğimiz sureler, kısa sureler okuyoruz. En azından bunların da anlamını, manasını kavrayacak, anlayacak bir şekilde kendimize dersler yapmamız bizim için dini yaşantımız noktasında son derece önemli. Kur'an okumaktan maksat
onu anlamaktır. Anlamaktan maksat onu yaşamaktır. Yine onu pratiğe dökmek, Yüce Allah'ın yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden de kaçınmaktır Kur'an okumak. Okuyup anladığımız halde eğer onu uygulamaz isek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen ahiretteki bize karşı olan şu sistemine maruz kalanlardan oluruz, Allah muhafaza. Furkan suresinde geçiyor bu ayet. Ve kâle Resulü, Peygamber kiram dedi ki, Ya Rabbi, ey Rabbim, inne kavmit tehezü hâzel Kur'âne mehşûrâ. Ümmetim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bizle alakalı, ümmetle alakalı Yüce Allah şikayetidir bu. Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesine geçiyor. Dileyen kardeşlerim bunun tefsirine ne yapabilir? Bakabilir. Dolayısıyla Ramazan ayı, Kur'an ayı, Kur'an'ın indirildiği ayı, Ramazan'da mukabbeler okundu. Bunun yanında tefsirine, manasına inşallah bakmaya çalışalım. Kur'an okumalarımız inşallah 11 aya yayacak şekilde durmadan bu noktada devam etmeye inşallah çalışalım. Tabii Ramazan ayında teravihini kıldık, eda etmeye çalıştık. Teravih namazlarıyla alakalı da yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir müjdesi var. Men kâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min zembi. Kim inanarak ve sevabını da Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini ihya ederse, Ramazan gecelerini namazla, niyazla, teravihle geçirirse onun geçmiş günahları bağışlanır diyor. Gerçekten Ramazan ayı hem teravih gecesidir, sahurudur, imsadır, mukabeleleridir, itikafıdır. Birçok Allah'ın rahmetinin bize bağışlanmasını vesile olacak birçok ibadetin iç içe olduğu bir durum. Dolayısıyla Yüce Allah bizlere bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ifade buyurduğu günahlara bağışlanan kişilerden inşallah bizleri kılsın. Tabi Ramazan ayı aynı zamanda mali ibadetlerin de yapıldığı bir ay. Genellikle insanımız zekatlarını ne yapıyor? Ramazan ayında veriyor. Zekat, bir kişi eğer nisap miktarı mala sahipse 80 küsur gram altın veyahut da onun değerinde ticaret eşyası veyahut da parası var ise, bunun üzerinden bir kameri yıl geçmişse, borcu veyahut da asli ihtiyaçları bunu aşağıya düşürmüyorsa, bu kişi dinen zengin sayılır. Dolayısıyla zekatını vermekle mükelleftir değerli müminler. Tabi zekat ibadeti ayet-i kerimenin de ifade ettiği şekliyle bir arınmadır. Kelime manası itibariyle arınmak manasına geliyor. Temizlik manasına geliyor. Artmak manasına geliyor. Normalde kişi malından bir bölüm çıkardığı halde ne yapıyor? Zekat kişinin bu fiili yaptığı zaman, ibadeti yerine getirdiği zaman malının bereketlenmesine vesile oluyor. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah buyuruyor. Huz min envalihim sadakaten. Onların mallarından zekat al. Tudahhiruhum ve tüzekkihim biha. Bu sayede onları temizleyeceğin, arıtıp yüzelteceğin, yüzeltirsin diyor. Ve salli aleyhim. Ve onlar için dua et diyor. Demek ki zekat ibadeti aynı zamanda temizlenmemize, günahlarımızın da affına veyahut da mallarımızda, mülklerimizde istemediğimiz halde başka hakların, başka hususların, hak etmediğimiz bir malın, mülkün aynı zamanda temizlenmesine de sebebiyet veriyor. Bilmediğimiz bir şekilde mülkümüze geçen bir durumun da giderilmesine vesile oluyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nefsin diyor, hırs ve cimriliğinden sakının diyor. Dolayısıyla infak kelimesi de infak, sadaka, zekat, bunlar birbirine yakın anlamlarda olan kelimelerdir. Özellikle infak kelimesi geniş bir anlamı vardır. Sadaka kelimesinin aynı şekilde geniş anlamları var.
kişinin tebessüm etmesini de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir sadaka olarak ifade ediyor. Dolayısıyla kişi olarak bizler, Müslüman olarak bizler az veyahut da çok ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize yardım etmeye çalışmalıyız inşallah. Başka bir ayet-i kerimede Yüce Allah buyuruyor. Ve fi envalihim hakkun nisaile vel mahrum. Zenginlerin mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı mahrum olanlar için bir hak vardır diyor. Dolayısıyla hak sahiplerine hakkını vermeliyiz. Tabi zekat verirken veyahut da oruç fidyesi verirken değerli müminler, bir kişi ne yapıyor? Karşı tarafa, fakire, ihtiyaç sahibine hakkını veriyor. Tabi fakir de aldığı zaman herhangi bir üzüntü duymadan veyahut da rencide olmadan bu şekilde veyahut da yardım yapan kişinin başka bir menfaat beklemeden, yani yardım yaptığımız kişiden, iyilik yaptığımız kişiden başka bir menfaat beklediğimiz zaman, işte bana ilgi alaka göstersin, karşılaştığım zaman halimi hatırımı sorsun, başka bir menfaatten ziyade karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek yapmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ diyor. Hayır işlerinde yarışın diyor. Hayır işlerinde yarışın diyor. Yine ayet-i kerimede Yüce Allah buyuruyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz diyor. Tabi gözümüzden çıkardığımız bir eşyayı fakire vermek ayrı bir şey. İşte ceketim eskidi, gömleğim eskidi, bunu ben daha giymem, bunu bir fakire vereyim düşüncesinden ziyade kendi sevdiğimiz, istediğimiz, bize verildiği zaman da memnun kalacağımız iyi şeylerden, kaliteli ürünlerden, hayır, iyilik yapmaya çalışmalıyız. Tabii Ramazan ayında birçok maddi anlamda birçok hayır kalemi var. İşte Ramazan kumanyalarından oruç fidyesine, sadakaya, fıtra kadar birçok durum var. Orucunu tutamayan, ileriki yaşlarda da tutma imkanı olmayan kardeşlerimiz ne yaptılar, ne yapıyorlar veyahut da maddi durumlar uygunsa bu sene 23 TL'den tutamadığı günler sayısınca akrabalarından, yakındakilerden başlamak üzere fakirler ne yapıyorlar? Oruç fidyelerini veriyorlar. Sadaka-i fıtır da baş zekatı dediğimiz kişinin geçinmesiyle mükellef olduğu, geçindirmekle mükellef olduğu insanlar adına, her bir kişi adına yine ihtiyaç sahibi olanlara vermesi gereken bir hayır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, kıyamet gününde diyor, Yüce Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan bahsederken bir tanesi de sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde gizleyen kişi diyor. Dolayısıyla hayır yaparken iyilik yapan, yaptığı kişinin kalbini kırmak, onu rencide etmek veyahut da onun rızkını veriyormuş gibi edasıyla davranmak alacağımız sevabın dökülmesine, azalmasına sebebiyet verir. Sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek bu şekilde yardımcı olmaya çalışmalıyız. Tabi bu yardımseverliğimiz, infak duygusu, sadaka duygusu diğer önümüzdeki 11 ay, Ramazan dışındaki aylarda da kendisini kalıcı bir şekilde göstermesi lazım. Yoksa dinimiz, yani ibadetlerimiz işte sadece Ramazan ayında veyahut da Kadir gecesinde veyahut da gün ve bazı gün ve gecelerde değil, bütün hayata devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hayır düşüncesi, hayırlı bilincimiz de veyahut da hayırsever olma duygumuz da inşallah bu 11 ayda Ramazan dışında da kalıcı bir şekilde Ramazan ayında edindiğimiz olumlu davranışları inşallah kalıcı bir şekilde 11 aya da inşallah yayabilmeyi Yüce Allah cümlemize nasip eylesin inşallah. Tabi ibadetlerimizde devamlılık esastır. Ayet-i Kerime'de Yüce Allah bizim yaratılma gayemizi ifade buyururken
ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun buyuruyor. Andolsun ki ben cinleri ve insanları beni tanısınlar diye, bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım diyor Yüce Allah. Demek ki yaratılma gayemiz Allah'a kulluk, onu tanımak, ona ibadet etmek. Yüce Allah bizi birçok nimetle donatmıştır, akıl vermiştir, fikir ve üstün yetenekler bize bahşetmiştir. Dolayısıyla bizler de Yüce Allah'ın nimetlerine cevap mahiyetinde de olamaz, ibadetlerimize devam etmeliyiz. Olabildiğince ibadetlerimize inşallah devam etmeye çalışmalıyız. Ayet-i kerimede Yüce Allah ifade ediyor. İnna halaknel insane min nutfetin emşac. Biz insanı diyor Yüce Allah karışık bir nutfeden yarattık diyor. Ne bir teli, onu imtihan ediyoruz. Yüce Allah bizi başımıza gelen musibetlerle de imtihan ediyor. Yine başımıza gelen veyahut da bize bahşettiği iyiliklerle de bizi imtihan ediyor. Her daim imtihan olunduğumuzun bilinciyle inşallah hareket etmeliyiz. Fecaallahu semi'en basira, ona diyor Yüce Allah işitici ve görücü yaptık insanı. İnna hedeynahu sebile, ona yolu gösterdik diyor. İmma şakiren ve imma kefura, ya şükreden olur diyor. Kendi menfaatindedir ya da nankörlük eder. Bu da kendi zararınadır diyor ayeti kerimede. Tabi ibadetlerde devamlılık esastır. Yüce Allah ibadetleri belirli gün ve gecelerde, belirli aylarda veyahut da belirli yaşlarda değil, mükellef olduğumuz andan itibaren ölünceye kadar her yerde yerine getirmemizi emrediyor. Ayet-i kerimede Yüce Allah buyuruyor. وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et diyor. Bütün 24 saati de ibadetle geçirsek yine Yüce Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere bir cevap teşkil etmez. Bize sayısız nimetler bahşetmiştir. Mesela ortalama olarak insan her 7 saniyede bir nefes aldığı ifade ediliyor. Bu bir ücrete, bir fiyata, ücrete tabi olsa acaba hangi sermaye bunun altından kalkabilir? Dolayısıyla bizler de devede kulak misali ibadetlerimize Ramazan ayında edindiğimiz güzel hallere inşallah devam etmeye çalışmalıyız. Ramazan ayı, geride bırakmak üzere olduğumuz Ramazan ayı değerli kardeşlerim, yani bir insanın bir check-up yapması gibi veyahut da bir aracın muayeneden geçmesi veyahut da bakımdan geçmesi gibi insana kuvvet veren, manevi anlamda kuvvetler veren veyahut da sahrada, çölde susayan birisinin su gözlerine ulaşması, su içmesi kana kana gibi bir Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin yayıldığı sağanak sağanak üzerimizde olan bir aydı. Bu ayda dikkat ettiğimiz gibi ibadetlerimize veyahut da haram hususlardan kaçınmamıza dikkat ettiğimiz gibi inşallah yine bu yaşantımızı, iyiliklerimizi kalıcı bir hale getirerek inşallah önümüzdeki aylarda da diğer Ramazan'a kadar da inşallah bu şekilde devam edebilmeyi Yüce Allah cümlemize nasip eylesin. Yüce Allah hastalarımıza şifalar nasip eylesin. Ahirete göçenlerimize rahmetler ihsan eylesin. Bizi, memleketimizi, milletimizi, bütün İslam alemini her türlü felaketten, musibetlerden, tabi afetlerden, terörden, savaşlardan, katliamlardan muhafaza eylesin inşallah.